Merhabalar değerli arkadaşlar. Dün geceyi artık bugün itibariyle zannediyorum herkes öğrenmiştir. Oldukça zor bir gece geçirdik. Saat 1 civarlarında başlayan Japonya'dan kaynaklanan, Japonya piyasalarından kaynaklanan bir hareketlilikle özellikle Dolar-TL ve Avustralya dolarında çok büyük kayıplar yaşandı. Ve bu arada dolar yen cephesinde ise yenin önemli seviyelerde değer kazandığına tanık olundu. İlk anlarda 5-10 dakika süren bu hareketlilik daha sonra yavaş yavaş olayın ne olduğu, ne olmadığının anlaşılması süreciyle devam etti ve sonuç itibariyle dolar-TL 5.83 seviyelerine kadar çok ciddi bir atak yaşadı. Şurada görmekte olduğunuz gibi 5.83.67 ile en yüksek değer görüldü. Bu arada Japon yeni o saatlere itibariyle 104 seviyelerine kadar, dolar Japon yeni 104 seviyelerine kadar bir gerileme yaşayarak çok önemli bir trendini kırmış oldu. Ve euro dolar paritesinde ise 1.13'lere yaklaşan bir eğilim söz konusu oldu. Tabii ki para piyasalarındaki bu tablo ciddi şekilde bir türbülans yarattı ve bu gelişmelerin ardından da Japon tsunamisi başlığıyla sizlere bir yorum aktarmaya çalıştım. Gerçekten de Japonya merkezli bir depremdi. Şimdi arkadaşlar bu olayın ardından çok fazla yorumlar yapıldı ve bugün de ekonomi basınında bu olayın nedenlerine ilişkin birçok farklı farklı görüşler ileri sürülmekte. Flash crash dedikleri bir tabirle ortaya çıktılar. Hatalı işlemler, algoritmik işlemler veyahut da robotların yapmış olduğu hatalı işlemlerden kaynaklanan bir gelişmenin olduğuna dair vurgu yapıldı. Evet, olabilir, mümkündür. Çünkü özellikle gece 24 ila 3 arasındaki yani ABD borsalarının kapandığı ve Japonya piyasalarının açılacağı o süre arasında piyasalardaki işlem hacmi son derece düşüktür ve sığdır. Ve bu tarz hatalı işlemler geçmiş yıllarda da piyasaların tarihinde de rastlanmıştır. Hatta ve hatta Türkiye'de dahi rastlanmıştır. 1995 senesinde borsanın ilk açıldığı yıllarda 90.900 lot Erdemir hissesine, Ereğli hissesine emir girmek isteyen bir broker yanlışlıkla 900 lot yerine 190 bin lot girmiştir. Ve tabii ki hisse tavan olmuştur. Tüm emirler gerçekleşmiştir. Hemen akabinde bu durum düzeltilmiştir. Ve yine zannediyorum 2014 yılında olması lazım. İşçi hisselerinde de, İş Bankası C hisselerinde de benzer bir durum söz konusu olmuştu. Yine hisse %10 civarında bir prim yapmıştı ve sonrasında hatalı bir işlem olduğu sebebiyle böyle bir açıklamayla bu işlemler iptal edilmişti. Dünya piyasalarında da bu tür durumlar çok fazla olmakta. Arkadaşlar şimdiler bu tür olaylara yeni yeni isimler veriyorlar ama bu konunun borsa jargonundaki en bilinen ismi tombul parmak sendromudur. Yani brokerlar klavyelerinde tuşlara basacakları esnada herhalde birazcık şişman olan parmakları kallavi olan bir broker tuşa basarken aynı anda iki tuşa birden basabiliyor ve bu şekilde işte 1.000 lot yerine 1.000.000 lot girmiş olabiliyor. Hatta o yıllar itibariyle artık şu anda teknolojinin gelişmesiyle birlikte çok daha farklı sistemler kullanılmaya başlandı ama geçmiş yıllarda brokerların kullanmış oldukları klavyelerde işlem kolaylığı olabilmesi bakımından 0 tuşuyla 3-0 tuşu yan yanaymış. Yani 3-0 kolaylık sağlayabilmek amacıyla tek tuşa basarak da 3-0'ın atanabildiği durumlar söz konusu olabiliyormuş. İşte bu anlamdaki yanlışlıklar özellikle ve özellikle gecenin geç saatlerine denk geldiği zaman ki bu da birazcık manidar düşünülebilir. Niçin günün normal bir saatinde olmuyor da hep bu tarz hatalar gecenin geç saatlerinde özellikle dünya piyasaları itibariyle gerçekleşebiliyor? Bunlar da ayrı konular. Şimdi sevgili arkadaşlar konu ister bu sebepten kaynaklansın, ister Apple hisselerinin satışlarının düşmesi ve azalması vesaire vesaire konularıyla alakalı olarak Apple'a özgü bir şekilde ihale onun üzerine bırakılmış olsun, ister büyüme verilerinin çok işte olumsuz gelmesi, PMI verilerinin düşük gelmesi ve genel anlamda dünya çapında bir büyüyememe sorununun gündeme gelmesi, ekonomik büyümenin daralmasıyla ilgili bir takım sıkıntıların ve de streslerin artmaya başlaması, her ne olursa olsun sonuç itibariyle bir gerçek var arkadaşlar. Bu gerçek şu ki biz TL olarak, dolar TL olarak son derece ve son derece kırılgan bir yapıdayız. Hangi tedbirleri alırsak alalım
Şu anki tablomuz itibariyle tabii ki söylemek gerekirse dışarıdan esmekte olan hafif bir rüzgar dahi bizim piyasalarımızda fırtınalar yaratabilmekte. 5.35'ler, 5.38'ler civarındaki dolar kuru bir anda saniyeler içerisinde eğer bu kadar hızlı bir yükseliş yaşayarak 5.80'lere ulaşabiliyorsa bu bizim para birimimizin ne kadar kırılgan olduğunu ve ekonomimizin de ne kadar ne ölçüde sağlam temeller üzerine henüz oturmamış olduğunun bir göstergesidir. Bu nedenle dolar TL önümüzdeki içinde bulunduğumuz önlemler, tedbirler vesaireler ekonomimiz iyiye gidiyor. Şu 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 gibi bir takım sebepler ileri sürülmek kaydıyla 4.5 olacak, 4.70 olacak, 4.20'ye inecek tarzındaki söylemleri ileri süren arkadaşlarımızın işte bu dün gece yaşanmış olan ve tekrar da yaşanabilme ihtimali mevcut olan 3 gün sonra tekrar yaşanır bilinmez. Kısa bir süre sonra tekrar yaşanır mı bilinmez. Ama bir gerçek var ki yabancı para Türk parasının son derece güçsüz olduğunu biliyor ve bu kadar dünya ülkeleri içerisindeki farklı para birimlerine rağmen en çok ilgiyi, daha doğrusu en iyi parayı kazanabileceği para birimi olarak TL'yi tercih edebilmekte ve bunda da başarılı olabilmekte. Japon yeni dünya genelinde güvenilir bir para birimi olarak değerlendirilmektedir ve piyasalardaki genel sıkıntılar veyahut da küresel sorunlar olduğu zaman güvenli bir limana kaçış adına Japon yenine ilginin artması, onun değerinin yükselmesi son derece normaldir. Dün gece de hangi sebepten ötürü olursa olsun yaşanan türbülans sonrasında kendisini garantili bir ortamda görmek, iyi bir ortamda pozisyon almak isteyen para birimleri direkt Japon yeni üzerine yöneldi ve Japon yeni değer kazanmaya başlarken carry trade dediğimiz paradan para kazanma stratejisiyle ve spekülatif hareketlerle para kazanmayı hedefleyen risk iştahı yüksek olan yatırımcılar ise TL üzerine yoğunlaşmak kaydıyla TL'nin 5.80'lere kadar ulaşmasına sebebiyet verdi. Şimdi arkadaşlar gördüğümüz tablo şu ki şu anda tabii ki öncelikle şunu ben sizlere bir göstermek istiyorum. Dün 5.40'lara yakın bir seviyede iken bu 5 dakikalık bir grafiktir. Şurada görmekte olduğunuz gibi 5.83'lere kadar ulaşan bir yükseliş. Ardından 5.50'ye doğru sert bir geri dönüş. Sonrasında tekrar 5.50'nin üzerine bir test etme şeklindeki bir çaba. Ve arkasından yeniden 5.50'nin aşağısına 5.45'lere yakın bir görüntü sonrasında yeniden kademeli bir şekilde bir hareketlilik yaşandı. Ve şu saatler ise arkadaşlar akşam üzeri saatleri zannediyorum saat evet 17.35 civarları saat 5.30'lar civarında Dow Jones'un açıldığı anlar itibariyle zannediyorum. Tekrardan 5.58'e doğru bir hareketlilik yaşandıktan sonra şu an sakin bir görünümde 5.45'ler civarında bir seyir hakim dolar TL kurunda. Şimdi değerli arkadaşlar dün gece neredeyse sabaha kadar bu konuyla ilgili olarak Twitter üzerinden uyumayan arkadaşların, meraklı arkadaşların sorularına yanıt vermeye çalıştım. Ve burada gelen soruların büyük yoğunluğu içerisinde acaba bu konunun Türkiye özelinde bir anlamı var mı? İşte Suriye'ye den çekilme, ABD'nin Suriye'den çekilme konusuyla ilgili olarak geri adım atmış olması veyahut da yan çizer bir pozisyon içerisinde davranması. Bunun ardından işte FETÖ'nün iadesiyle ilgili acaba bir gelişmeler mi oluyor, bu konuyla ilgili bir sorunlar mı var falan gibi bir takım durumlar. Arkadaşlar az önce de izah etmiş olduğum gibi bu konu tamamıyla dünya piyasalarından kaynaklanan bir durumdur. Ancak bu olayın şununla karıştırılmaması gerekiyor. 13-12 Ağustos tarihlerinde dolar TL'nin 7.20'lere fırlamış olduğu süreçteki koşullar ve şartlar çok başkaydı. O günün koşullarıyla bugünü değerlendirirsek hata yapmış oluruz. O gün Brunson krizi vardı, başka sorunlar vardı, ABD ile olan ilişkilerimizde çok ciddi sorunlarımız vardı ve o sorunların sebebi olarak dolar TL'de çok olağanüstü bir atak yaşanmıştı. Fakat bugün içinde bulunduğumuz koşullar itibariyle yani iç siyasi alemimizde veyahut da dış dünyayla olan ilişkilerimiz itibariyle bu hareketliliği gerektirecek bir neden, özel bir neden bulunmuyor. Genel nedenlerimiz çok fazla. Onlar ayrı konular ama dün gece saat 1'de dolar TL'nin bu şekilde bir atak yapmasını gerektiren faktör tamamıyla ve tamamıyla az önce sizlere arz etmiş olduğum Japonya'dan kaynaklanan nedenlerdendir. Şimdi değerli arkadaşlar bu durum bir kez daha söylüyorum
Dolar TL'nin ne kadar kırılgan bir yapıya sahip olduğunu alınan tedbirlere ve yaratılan engellemelere rağmen, yani dolar TL'nin yükselişini frenleyebilmek adına atılan adımlara rağmen dolar TL'nin hala dışarıdan gelebilecek olan bir türbülansla, bir etkiyle çok hızlı ve rahat bir şekilde desteklerini aşabildiğine tanık olduk. Şurada görmekte olduğunuz gibi arkadaşlar, bu 5 dakikalık grafiğimi ben artık kaldırıyorum. Bunu sizlere dün gecenin tablosunu göstermek bakımından ifade etmiştim. Şurada görmekte olduğunuz grafiğim arkadaşlar haftalık bir grafiktir. Bu grafiği zaten artık tanıyorsunuz ve aşinasınız. Şurası %50 noktasına denk gelen 5.46-5.47 seviyesidir. 5.47 direncinin aşılması sonrasında 6'ya doğru, yani 5.90'lara doğru bir hareketlilik gerçekleşti. Şayet bu 5.88-5.90 seviyesine yönelik hareketliliğin ardından geri dönüş 5.50'nin üzerinde karşılanabilseydi, kaldı ki bugün 5.50'nin üzerinde tutunabilmek için bir çaba da gözlendi, bu durumda tekrardan bir 6'ya yönelik atağın kısa süre içerisinde gündemde olabileceğini düşünebilecektik. Hala bu ihtimal devam ediyor. Çünkü hareketler son derece oynak ve son derece sert bir şekilde gelişiyor. Önemli görmüş olduğumuz dirençler 3-5 dakika içerisinde kırılıp bir sonraki dirence doğru bir atak yaşanabiliyor. Şuradaki direnç kırılmış olsaydı biz 6.30'ları 6.40'ları dahi konuşabilirdik. Yani arkadaşlar piyasadaki para gücü ve özellikle bu algoritma dediğimiz robotların yapmış olduğu işlemler ve daha öncesinden girilen stop loss emirleri bu sistematik veyahut da bu karmaşık sistem içerisinde çok farklı hareketler ve çok farklı seviyelere ulaşılabilmesi hiç de zor olmuyor. Şimdi değerli arkadaşlar, esas önemli konumuza gelelim. Dedik ki Türk parasındaki kırılganlık devam ediyor ve dirençler çok hızlı bir şekilde kırılabiliyor ve bununla ilgili olarak da bir takım tedbirler alınmaya çalışıyor. Ama bu tedbirler ne kadar başarılı olabiliyor? Düne kadar Merkez Bankası'nın özellikle ve özellikle yurt dışı cephesinden esen sert bir rüzgar veya bizi ciddi şekilde etkileyecek olan bir faktörün olmadığı bir dönemde short pozisyonlarla, açmış olduğu short pozisyonlar sayesinde doları belli bir seviyede dengede tutabilme başarısını gösterebildi. Ancak sizlere son günlerde sürekli olarak aktarmış olduğum şu arkadaşlar, 31-12 tarihinde Merkez Bankası önemli miktarda short pozisyon açmıştı. Bundaki amaç yıl sonunu 5.30 aşağısında tamamlayabilmekti. Ancak yılın ilk işlem günü olan 2 Ocak tarihi itibariyle, yani dün itibariyle Merkez Bankası'nın yine 100 bin kontrat civarında pozisyon açtığına tanık olduk. Niçin? Çünkü ilk işlem gününde 5.40'ı 5.40 üzerini zorlamaya çalışan bir dolar tablosu vardı. Merkez Bankası hala dolar üzerinde müdahil olmaya devam etmekte. Dün geceki yorumlarda özellikle şunu vurgulamıştım. Acaba yarın, yani bugünden için Merkez Bankası ne yapacak? Yani dolardaki hareketlilik, yani dün gece yaşanmış olan olayların sebeplerini izah ettik, hata dedik, yanlışlık dedik, algoritmik şu bu dedik vesaire. Ama hala ve hala dolar TL'de bir hareketlilik gözleniyor. Bu hataya rağmen, hata olarak kabul ediyor olsak bile buna rağmen dolar TL'de bir canlılık söz konusu, bir ilgi söz konusu. Bugün Merkez Bankası'nın ne yapacağı sorusu çok önemliydi ve eğer bir şey yapmamış olsaydı dolar TL ne olabilirdi sorusunun cevabı çok önemli. Hemen arkadaşlar Merkez Bankası'nın bugün neler yaptığını sizlere arz etmeye çalışayım. Burada arkadaşlar görmekte olduğunuz tablo Merkez Bankası'nın Ocak vadede bugün itibariyle açmış olduğu short pozisyonlar. Arkadaşlar bugün 72.927, 73.000 kontrat pozisyon açmış, ortalama 5.52 maliyetle. Merkez Bankası'nın Ocak ayındaki kontrat sayısı yaklaşık 250 binlere ulaşmış durumda şu anda ve en önemlisi bugün 73 bin kontrat açmak durumunda kalması ve bunun ihtiyacını hissetmiş olmasıdır. Şubat kontratlarına bakalım arkadaşlar. Şubat kontratlarında ise Merkez Bankası yine 72 bin kontrat civarında bir pozisyon açmıştır ve bu da demektir ki 72 bin kontrat ile şu ana kadar elinde bulundurmuş olduğu Şubat vade itibariyle 300 bin kontrata ulaşan bir short pozisyonu var ve ortalama maliyeti 5.60'lar civarına gelmiş durumda. Ve hemen şu konuyu da vurgulamak istiyorum. Merkez Bankası'nın açmış olduğu short pozisyonlarını kimler karşılıyor? Garanti Yatırım,
Garanti Bankası, İş Yatırım ve Ak Yatırım gibi kurumların karşılamakta olduğunu görüyoruz. Yani onlar da long pozisyon açarak Merkez Bankası'nın düşüncesinin tam zıddında hareket ederek pozisyon açmakta veya belki de çok yüksek seviyelerden eğer pozisyonları bulunuyorsa o pozisyonları kapatmak noktasında da işlem yapmış olabilirler. Ama önemli olan bunları karşılayan kurumların Garanti, İş Yatırım ve Ak Yatırım gibi kurumlar olmasıdır. Bir de arkadaşlar Nisan vadeye bakalım isterseniz. Nisan vadeli kontratlar itibariyle ise Merkez Bankası en büyük pozisyonu burada açmış arkadaşlar. Nisan vadede 91.900 yani 92.000 kontrat gibi 5.76 ortalama maliyet ile pozisyon açmış ve zannediyorum 115.000 kontrat civarında elinde toplam miktarı oldu. Merkez Bankası'nın özellikle Nisan vadede bu miktarda yüksek bir kontrat açmasını biraz manidar görüyorum. Arkadaşlar Nisan vade biliyorsunuz seçimlerin hemen sonrasındaki ayı temsil eden bir süreçtir. Yani seçimler sonrasında dolar TL'nin önemli bir atak yapmayacağına dair Merkez Bankası bir inanç ve düşünce içerisinde olsaydı ben zannediyorum ki Nisan vadede bu kadar yüklü miktarda bir kontrat açmazdı. Benim yorumum bu şekilde. Farklı düşünebilirsiniz ama özellikle içinde bulunduğumuz vade veyahut da Şubat vadeden çok daha fazla miktarda bir kontrat açmış olması ve bunu Nisan vadeye sıkıştırmış olması, hele hele ki ileri vadeler daha sığdır, işlemlerin daha az geçtiği, kademelerin daha dar olduğu seviyelerdir. Bu noktada bu kadar bir kontrat açılması benim için oldukça manidar ve düşündürücü geldi. Şimdi değerli arkadaşlar, Merkez Bankası'nın genel tablosu bu ama Merkez Bankası ile ilgili olarak iki önemli hususa daha değinmek gerekiyor. Çok affedersiniz. Evet, Merkez Bankası'nın şu andaki maliyetleri, Aralık ayındaki maliyetleri, ortalama maliyetleri 6.25 civarındaydı. Kapanışını 5.29 ile gerçekleştirdi. Fevkalade bir kazançla gerçekleştirdi ve Merkez Bankası hem doları dizginlemiş oldu hem de mükemmel para kazandı. Ancak şu an Merkez Bankası'nın Ocak, Şubat ve Nisan aylarındaki maliyetlerine bakacak olursak hemen sizlere onu da topluca göstermeye çalışayım hızlı bir şekilde. Maalesef her şeyi göstermeye çalışırken de süre uzuyor, sonra da bana kızıyorsunuz ama yapabileceğim hiçbir şey yok arkadaşlar. Evet, Merkez Bankası 242 bin kontrat toplam Ocak ayı itibariyle ortalama maliyeti 5.49. Bu arada Şubat itibariyle ortalama maliyet 5.61 ve 306 bin kontrat elinde toplam pozisyonu bulunuyor. Ve 5.75 civarlarında ise 114 bin kontrat civarında elinde malı bulunuyor Nisan vade için. Şimdi arkadaşlar maliyetler seviyesine baktığımız zaman Merkez Bankası şu anda piyasanın mevcut cari fiyatlarının eşdeğer durumuna gelmiş durumda. Hatta ve hatta Biop'ta işlem görmekte olan, örneğin bugün hemen şuradan göstereyim size. Ocak vadenin kapanışı 5.58'ler civarında ve Merkez Bankası'nın elindeki maliyeti 5.55'ler civarında. Yani Merkez Bankası artık şu andaki pozisyonları itibariyle ve şu an Biop'ta geçen işlem seviyeleri itibariyle karlı ve kazançlı durumda değil, hatta bazı vadelerde zararlı bir duruma gelmiş durumda. Yarın bir gün önemli bir atak söz konusu olur veya dün yaşanmış olan atak eğer devam etseydi veyahut da bu kadar önemli bir geri çekilme yaşanmamış olsaydı bu Merkez Bankası için çok önemli bir zarar anlamına gelecekti. Evet, bugün 200 bin kontrata yaklaşan bir miktarda short pozisyon açmakla piyasayı dengelemeye çalıştı belki. Düne kadar 5.40'ın üzerine çıkmasın, hatta 5.30'un üzerine çıkmasın diye çaba sarf ederken sonrasında 5.40 ve bugün de 5.50'nin üzerine çıkmasın diye çaba sarf ederek açmış olduğu ekstra pozisyonlar yarın 5.60'ın üzerine çıkmasın, diğer gün belki 5.80'in üzerine çıkmasın şeklinde bir gayrete, bir mücadeleye dönüşecek olursa işte bu durumda Merkez Bankası bu mücadeleye ne kadar dayanabilir sorusu gündeme gelecektir arkadaşlar. Evet, Merkez Bankası ile ilgili olarak ikinci bir durumda şu. Bugün maalesef ekonomi basınında çok da fazla yer bulmayan ama bana göre çok da önemli olan bir gelişme söz konusuydu. Merkez Bankası olağan genel kurul toplantısını normal şartlar altında Nisan ayında yapması gerekirken zannediyorum 19 Ocak tarihinde yapılacağı yönünde bir yasa değişikliğiyle
Bu toplantının 19 Ocak tarihinde yapılacağı kararlaştırıldı. Bu toplantının önemi nedir arkadaşlar? Bu toplantı sonrasında Merkez Bankası karının belli bir bölümünü hazineye devretmekte. Bu toplantı sonrasında bu işlem gerçekleşmekte ve tarihimiz boyunca bu işlem hep Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleşmiş. Nisan ayında Merkez Bankası'nın toplantısı yapılmış. Nisan sonu veya Mayıs aylarında Merkez Bankası demiş ki hazine al bu da senin karındır diyerekten ödemesi gereken miktarı ödemiştir. Seçimler öncesinde. Seçimlere 2-2,5 ay gibi bir zamanın kaldığı bir 3 ay gibi bir zamanın kaldığı bir sürede bu toplantının Ocak sonuna alınmış olması zannediyorum ki bu toplantının hemen ardından Merkez Bankası'nın hazinenin payı olan kazancı ödeme mecburiyeti olduğu için bu kazancı bir an önce hazinenin kasasına alabilmektir. Buradaki tablo neyi gösteriyor arkadaşlar? Merkez Bankası, pardon, hazine bir taraftan seçimler nedeniyle biliyorsunuz tüm partilere farklı oranlarda seçim yardımı dağıtmakta ve Şubat-Mart aylarında ise bizim çok önemli ödemelerimiz var. Bu paraların hepsi hazinenin kasasından çıkacak. O halde hazine 3 ay sonra yapılacak olan, 4 ay sonra yapılacak olan toplantı ve bu toplantıyı mütakip alacağı önemli miktardaki bir rakam ki bu 20 milyar TL olarak tahmin edilmekte. Bu miktarı bugünden almaya gerek duyduysa, buna ihtiyaç duyduysa bunun da manidar olduğunu düşünmekteyim arkadaşlar. Şimdi dolar TL için kırılganlığımızı ve dışarıdaki gelişmelerin çok hızlı bir şekilde içerideki tabloyu da değiştirebildiğini ifade ettik. Son yorum analizlerimde zaten biliyorsunuz ki 2018 yılının son haftasını dolar için son alım fırsatı olabilir şeklindeki bir analizle tamamlamıştık. Ve şu anki tabloda Merkez Bankası evet bir çaba gösteriyor dolar TL'nin yükselişini engellemek bakımından ama bu çabanın ne kadar başarılı olabileceği soru işaretleri gündemde. Bugün açıklanan enflasyon verileri beklentilerin altında geldi diye söyleniyor ama bana göre beklendiği gibi geldi. Daha doğrusu piyasanın beklediği gibi bir veri açıklandı. 20,3 ile 2018 yılı tamamlanmış durumda. Ocak ayında da, Şubat ayında da belki iyi gelebilir ve bu durum eğer önümüzdeki günlerde faiz indirimi konusunu açacak olursa, bu konuyu piyasanın ve de ekonominin gündemine oturtacak olursa, bu durumda dolar TL'de daha hızlı hareketler görülebilir. Ancak dolar TL için artık 5,40 üzerindeki seyrin dolar TL'nin yukarı yönlü bir eğilim içerisinde olduğunu ve bu eğilimin zaman içerisinde piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak da hızlanabileceğini ve bugün olduğu gibi bu şekilde veya farklı bir şekilde örneğin gelecek olan çok kötü bir veri veya çok farklı bir söylem etkisiyle de sert hareketlerin yaşanabileceğine tanık olmuş durumdayız. Değerli arkadaşlar an itibariyle hemen şunu da vurgulamak istiyorum ki dün gece Japonya kaynaklı bu hareketlilik sonrasında bugün Japonya piyasaları bankacılık günü sebebiyle kapalıydı, tatildi. Onların nasıl bir reaksiyon verdiklerine tanık olmadık. Şu anda Dow Jones %2 civarında ekside. Almanya %1,5'lar civarında yine eksi kapatmış durumda. Küresel piyasalardaki olumsuzluk devam ediyor. Ve bütün bu duruma bağlı olarak gece 03 civarlarında açılacak olan Japonya borsası nasıl açılacak? Oradaki piyasalar açıldıktan sonra para piyasalarında nasıl bir tablo olacak? Biz bunun işaretlerini gece 24'ten sonra yavaş yavaş almaya başlayacağız. Bu sebepten ötürü arkadaşlar hala tehlikenin veya hala türbülansın geçtiğini düşünmüyorum. Dalgalanmalar, artçı sarsıcılar devam edecek gibi görünüyor. Ancak bunun boyutlarının ne olabileceğini özellikle bu gece biraz daha sağlıklı anlayabilme imkanımız olacak. Japonya borsasının bu olaylara göstereceği reaksiyonu ilk defa bu gece görecek olmamızdan dolayı. Evet sevgili arkadaşlar son olarak dolar TL'nin anlık bir durumuna bakalım isterseniz. Kapanışın 5.45'ler civarında olabileceğini dikkate alalım. Gece 24'ten sonra ben size aktaracağım yarın için geçerli olan pivot verilerini Twitter adresimden. Şu anki tablo itibariyle arkadaşlar 5.54 seviyesinin bir pivot seviyesi konumunda olduğunu ifade ediyor yarın için. Yani 5.54 şu an önümüzdeki önemli bir direnç konumunda. 5.50 seviyesinin zaten artık psikolojik bir direnç eşiği olduğunu biliyoruz ve 5.54 seviyesinin üzerine çıkılması durumunda, bu direncin zorlanması durumunda
5.65-70 aralığının sonrasında ise 5.80 ve 5.96 bölgesinin gündeme gelebileceğini görmekteyiz. Şu anda bu bar çok uzun bir bar oldu ve olağanüstü fiyat hareketleri olduğu için şu an pivot değerleri çok sağlıklı verileri ifade etmeyebilir günlük bazda. Çünkü çok olağan dışı hareketlerdi. Ancak daha sağlıklı gelişmeyi örneğin 3 saatlik veriler itibariyle almamız daha normal olacaktır. Bu durum itibariyle arkadaşlar 5.42 seviyesini önemli bir destek olarak görüyoruz. 5.47 seviyesi şu an içinde bulunduğumuz seviyeler pivot seviyesi konumunda. Önümüzdeki saatler veya bu gece itibariyle diyeyim, daha doğru bir ifade kullanmış olurum. 5.46-5.48 bölgesini şu anda bir direnç olarak algılıyoruz. Burası aşılırsa 5.50 ve 5.53, buranın da ötesinde 5.55 seviyelerinin bu gece normal koşullar altında görülebilme olasılığı 3 saatlik periyot itibariyle mümkün görünebilmekte. Teknik durumlar bunu hesaplamış bulunmakta. Evet değerli arkadaşlar, gerektiği zamanlarda saat hiç fark etmeksizin anlık yorumlar da olsa sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Kanalımdan ve analizlerimden memnunsanız sizlerin kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Gün içerisinde veya ilerleyen saatlerde çok çok hızlı bir şekilde aktarmam gereken veya cevaplamam gereken sorular olduğu zaman ise biliyorsunuz Twitter adresini daha seri olarak kullanabiliyorum. Twitter adresim ise @halukcanberk olarak buradan da değerlendirmelerinizi veya takiplerinizi yapabilirsiniz. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Saygılarımla hoşçakalınız.